Insignia, Avensis, Accord, Mondeo ve en sonunda da Passat. Bu isimler bir dönemin amiral gemileri, krallarıydı, öyle değil mi? Ama bugün baktığımız zaman özellikle Passat'ın da sadece station wagon gövde tipinde üretileceği planlarının duyurulmasıyla birlikte D segment sedanlar artık ya Avrupa'da satışa sunulmuyor, ya üretimden kaldırıldı ya da kaldırılmak üzereler. Bu senaryoda yanımda gördüğünüz Skoda Superb'i bu camiada adeta tek başına yola devam eden bir amiral gemisi haline getiriyor. Şu anda 4. jenerasyonuyla kullanıcılarla buluşuyor ve Skoda'nın premium segmentten pay çalma iddiasıyla yola çıkarttığı güçlü oyuncularından bir tanesi haline geldi. Bu bölümde yeni jenerasyon Superb'i konuk ediyoruz. Yıllar geçtikçe masadan eksilen dostlar gibi amiral gemilerine birer birer veda ediyoruz artık. Kullanıcıların SUV segmentindeki tercihleri üreticileri de bu segmente vedaya zorluyor. Ama Superb 2001'de başlayan macerasında, yani 23 yıldır hayatımızda olan bir otomobilden bahsediyoruz. 1.6 milyon adedi geçen bir üretim başarısı gerçekleştirmiş. Şu anda 4. jenerasyonunda ve özellikle geride bıraktığımız 3. nesliyle tüm dünyada ciddi bir başarı elde etmişti. Bu otomobili tecrübe ettiğimiz bu takvim aralığında Skoda'da bu başarılı 3. jenerasyonu onure etmek adına adeta James Bond'u kıskandıracak Superb Sleeper Edition tanıtımı gerçekleştirdi. Sadece bir tane üretilen bu otomobil station wagon gövde tipiyle Volkswagen grubunun beğenilen EA888 kodlu 2 litre motorunun 500 beygir limitlerine yaklaşan bir güç değerleriyle bezendiği ve bu otomobili 5,5 saniye dolaylarında sıfırdan 100'e çıkartan sadece bir adet üretilecek çok özel bir otomobili üreterek 3. jenerasyona vedasını tamamlamış oldu. Şu anda kendisi 4. jenerasyonunda ve geldiği noktada biraz önce de bahsettiğim gibi premium segmentten pay çalmak istiyor. Skoda yeni jenerasyon Superb'i oluştururken yola çıktığı premiumluk iddiasının temellerini doğru noktalar üzerine kurmuş gibi görünüyor. Otomobilin tasarımı Skoda genlerinin modern bir devamlılığı niteliğinde. Karmaşıklıktan uzak, bir Skoda otomobiliyle karşı karşıya olduğunuzu net şekilde gösteriyor. Modernleşirken sadeleşen çizgiler ilk bakışta kendisini hissettiriyor. Daha seçkin bir görüntü sağlayan değişimler aynı zamanda verimli de. 0.23 birimlik sürtünme katsayısına sahip olan yeni Superb neredeyse bir elektrikli otomobil kadar verimlilik niteliği taşıyor. Bu aynı zamanda %15 iyileşme demek. Skoda Superb'in aks mesafesinde değişime gitmeyi tercih etmemiş. Uzunluk, genişlik ve yükseklik gibi noktalarda tasarımın getirileriyle değişimler yapılması çerçeveyi büyük oranda benzer kılıyor. Superb alıştığımız cömertlikteki bagaj hacminin 4. neslinde 20 birimlik artışla 645 litre seviyesinde sunmaya devam ediyor. Elektrikli bagaj kapağı üst seviye donanım paketlerinden itibaren sunuluyor. Bu özelliği orta paketten itibaren görmek, premium iddiayı desteklemek tarafında sanki biraz daha iyi olabilirdi. Otomobilin ebatları çok radikal değişmese de gövde üzerinde yapılan verimli iyileştirmelerle önde ve arkada baş mesafeleri iyileştirilmiş durumda. Diz mesafesi de Superb'in yine kuvvetli olduğu bir nokta. Arka tarafta da koltuk ısıtma desteğinin sunulduğu Superb, makam perdesi, uyku paketi gibi kombinasyonlarıyla da uzun sürüşlerde özel bir deneyim vaat edebiliyor. Evet, karşımızda premium segmentten pay çalma iddialı bir otomobil varsa bu dışarıda yapılan değişimlerin yanında içeride de bunu destekleyecek elemanların olma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Şimdi otomobilin içerisine birlikte kısaca bir yakından bakalım. Sürücü mahalline geçtiğiniz zaman dikkatinizi çeken ilk şey aslında burada alt modellerden gelen tasarım devamlılığı oluyor. Fabia Monte Carlo testimizi izleyenler çok iyi hatırlayacaktır. Skoda'nın geldiği noktayı, felsefesini ve Volkswagen grubu içerisindeki rolünün ne denli değiştiğini orada biraz birlikte irdelemiştik ve
Fabia'da gördüğümüz tasarım detaylarının burada Superb'de birkaç katman daha D segmentinde taçlanarak devam ettiğine şahit oluyoruz. Örneğin orta konsola baktığınızda katmanlı ve dalgalı şekilde giden güzel bir göğüs tasarımı karşımıza çıkıyor. 13 inçlik yepyeni multimedya ekranın arkasında bizi selamlayan ince çıtalar Skoda'nın ikonik ızgarasının içeriye çok güzel yansımaları bana sorarsanız. Bu tarz tasarım genlerinin devamlılığının olması tabii ki otomobille olan bağımızı da haliyle yukarıya taşıyor olacak. Direksiyonu başına geçtiğinizde oturduğunuz zaman hemen koltuklar dikkatinizi çekiyor. Koltuklar gerçekten muazzam şekilde konforlu. Tabii ki bunu biraz araştırdığım zaman karşıma AGR sertifikası çıktı. Biliyorsunuz Opel de bu konuya fazlasıyla takık durumda. Koltuklarında AGR sertifikasından faydalanıyor. Bu sertifika biliyorsunuz özellikle uzun yolda bizim çok daha kaliteli seyahat edebilmemizin kapılarını aralayan güvenilir bir sertifika. Bunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Superb'in malzeme kalitesinde de segmentinin gerekliliklerini karşılayan detaylar gördüm. Ama burada test otomobilimiz biraz daha siyah renk ağırlıklı. Kaplamalar daha çok siyah detayları beraberinde getirmiş. Skoda'nın önceki jenerasyonundan da kullandığı taba renk döşeme seçenekleri, ahşap görünümlü göğüs detaylarını bu otomobili satın alacak olsam ben kesinlikle tercih ederdim. O hem görsel olarak hissiyatı birkaç katman daha yukarı çıkartırken Skoda'nın da o iddia ettiği premium segmentteki estetik algısını yakalamada bence çok değerli. Direksiyonun ardında 10 inçlik bir dijital panel karşımıza çıkıyor. Burada nispeten daha sade bir panel olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla böyle görsel zenginlik sunmasa da okunabilirliğiyle, bilgilerinizi çok rahat alabilmenizle güzel iş görüyor. Bunun hemen üstünde de bir head-up display yani başüstü ekran görüyorsunuz. Başüstü ekranda temel bilgiler, sürüş asistanlarını aktif ettiğiniz zaman size gayet okunaklı şekilde bu asistanların çalışma prensibini güzel şekilde yansıtıyor. Aktif sürüş destek asistanlarında önünüzde giden araçların segmentlerini de güzel şekilde ayırt ettiğini görüyorsunuz. Yani önünüzde bir kamyon gidiyorsa burada kamyon simgesini görüyorsunuz. Otomobil geçtiği zaman otomobile dönüyor. Bu da bizlerin aslında teknoloji anlamında bu otomobilin geldiği de hassas noktayı da ufak ipuçları veriyor. Onu da sürüşte size bahsediyor olacağım elbette. 13 inçlik bir multimedya ekrandan bahsetmiştik. Bu ekran genel olarak baktığımızda Volkswagen grubundaki artık tüm modellerden alıştığımız ekran. Çözünürlüğü, geçişleri gayet iyi hissettiriyor. Burada önemli bir nokta var. Bas paketlerde bu ekran 10 inç olarak geliyor. Prestij versiyonundayız şu anda Superb'in. Burada da 13 inçe çıktığını görüyoruz. Ve tabii ki bu ekranın hemen altında da Superb'in yeni silahlarından olan Smart Dials adını veren aslında akıllı paneller olarak da çevirebileceğimiz hem fiziksel tuşların devam ettiği hem de bunu dijital panellerle harmanlayan çok güzel premium otomobillerde görsek bizi şaşırtmayacak kalitede dijitallikle konumlandırılmış ekranlar karşılıyor. Koltuk ısıtma ve soğutma ayarlarını buradan kademelerini ayarlayabiliyorsunuz. İklimlendirme derecelerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunların fiziksel tuşlarla devam ediyor olması benim için her otomobilde gördüğüm zaman mutlu edici bir detay oluyor. Skoda'nın da burada tıpkı dış tasarımda olduğu gibi sadeliği benimseyerek dijitalliği, teknolojiyi kullanışlılıkla bir araya getirmesinden ötürü tam puan vermekten hiç kaçınmayacağım devamlılıkları arasında. Şu anda Superb'e genel olarak baktığımız zaman otomobili biraz daha elegant hale getirmeyi başarmış yaptığı yerinde dokunuşlarla birlikte. Ama tabii ki gelen donanımların da etkisiyle otomobil daha teknolojik ve daha güvenli olmuş. Peki bunun yola yansıması yani bir otomobili premium segmentten pay çalma iddiasıyla savunabileceğimiz, destekleyeceğimiz detayları konuşmak istiyorsak bunun yola yansımalarını, bu otomobilin yolda kullanıcıya ne gibi geri bildirimler verdiğinde konuşmamız lazım. Onun için de start stop düğmemize basıp yola çıkmamız gerekiyor. Otomobili satın aldığınızda veyahut da kullanmaya başladığınızda hissettiğiniz, sürüşe etki eden hissettiğiniz en önemli detaylar teknoloji ve güvenlik tarafında oluyor. Şimdi bu otomobilde Audi'den, Volkswagen grubunun diğer premium üyelerinden gelen önemli sürüş destek asistanları var. Şu anda biz Prestige versiyonunun içerisindeyiz. Bu da Lorin Clement versiyonunun bir altındaki
yani en üstün bir altı olarak da isimlendirebileceğimiz donanım paketi olduğunu gösteriyor. Ve bu paketle birlikte aslında siz neredeyse Lorin Clement'le hemen hemen aynı seviyeyi satın almış oluyorsunuz. O seviyeyi yani en üst pakete çıktığınız zaman bence hissedeceğiniz en büyük fark dinamik şasi kontrolü plus olacak. Aslında bunu özellikle merak ediyordum. Çünkü birazdan sizlere söyleyeceğim Superb'in nispeten yumuşak karnı olarak gördüğüm noktalardan bir tanesinin o DCC Plus'la ne kadar giderilebildiği fikrini kafamdan atamıyorum. Şimdi güvenlik tarafına gelip konuşmaya başlarsak, bu otomobil artık çevresine çok daha fazla duyarlı hale gelmiş değerli izleyiciler. Yani zaten yeni nesil otomobillerde yeni sensörler, gelişmiş teknolojilerle birlikte otomobilin etrafına olan gerek yaya, gerek motosiklete, gerek bisiklete çok daha duyarlı olduğu bir sürüşü tecrübe edebiliyoruz. Bunu Superb için de söylemek mümkün. Özellikle dar yerlerden geçtiğiniz zaman olası bir çarpışma veyahut da otomobilin gereğinden fazla yaklaştığını hissederse sistemler hemen ani frenleme yaparak sizi çarpışmalardan kaçınma üzerine bir çalışma prensibi üstleniyor. Burada dikkatimi çeken bir nokta ilk kez Superb'de kullanılan nano nitelikteki sensörler oldu. Bu sayede otomobil 360 derece yani arkasından gelen otomobillere de çok daha hassas hale gelmiş. Yani siz artık önünüzdeki engelleri, önünüzdeki tehlikeleri değil, arkanızdaki tehlikeleri de Superb'le birlikte algılayabiliyorsunuz. Bu 90 metreye kadar, bakın çok ciddi bir rakam bu, 90 metreye kadar arka taraftan gelen ikincil otomobillerin geçişlerini sürekli otomobilin takip ettiği, sizin eğer şerit değiştirme senaryolarınızda olası bir tehlike algılamanız durumunda hemen otomobilin bunun müdahale kapsamında sizi tekrar içeriye attığına şahit oluyorsunuz. Travel Assist özelliğinde bu otomobille geliyor olması, direksiyonu tamamen bıraktığınız zaman yüksek şerit ortalama desteğinin de size sunulduğu anlamına geliyor. Adaptif hız sabitleme özelliğinin sadece prestij paket itibariyle geldiğini özellikle ifade edelim. Donanımlar arası geçişlerde zaten en bas paketlerden itibaren üst paketlere ayıran detaylar doğrudan adaptif sürüş asistanları ve güvenlik destekleriyle birlikte geliyor ama siz büyük oranda pek çok özelliği yine standart paketlerden itibaren alabiliyorsunuz. Şimdi bir de bu travel assist'in yani adaptif sürüş asistanlarının, adaptif hız sabitlemenin olası ani güvenlik durumlarında yani olası sıkıntılarda nasıl performans gösterdiğine birlikte bakalım. Bunlar daha çok Audi modellerinde, üst seviye yine Volkswagen modellerinde gördüğümüz bir deneyimi beraberinde getiriyor. Şimdi travel assist'i açacağım. Hız sabitlemenizi buradan devreye sokalım. Direksiyonu bıraktıktan sonra siz eğer bir süre sonra müdahale etmezseniz hemen acil müdahale senaryosuna giriyor otomobil. Şu an biraz daha müsait olduğumuz bir alanda konumlandığımız için ben bu senaryoyu daha rahat tecrübe edebiliyor olacağım. Tabii ki bunu daha otobanda yüksek süratlerde kullanmak, tecrübe etmek işi daha anlamlı kılıyor. Çünkü adaptif hız sabitleyiciyi daha çok yüksek hızlarda kullanıyoruz. Burada adaptif hız sabitleyicinin düşük hızlarda da kullanılıyor olması zaten trafiklerde de dul karklarda da sizin ihtiyacınızı fazlasıyla karşılıyor. Şimdi direksiyonu bırakıyorum. Kontrol otomobilde hızımızı 40'a sabitlemiştik. Devam ediyoruz. Burada şimdi yavaş yavaş benden artık direksiyonu tutmamı istiyor. Ben tabii tutmayacağım çünkü şu anda bir sıkıntı içerisindeyiz. Belki bir kalp krizi geçiriyoruz. Bakalım Superb bize nasıl tepki verecek? Hemen bakalım. Şu an ötmeye başladı. Almıyorum. Evet, şu an kemerle sıkmaya başladı. Ani frenler yapıyor. Korna çaldı. Korna çaldı ve durdu. Gördüğünüz gibi. Evet. Park pozisyonunu alıp otomobili olduğu yerde durduruyor. Ama durana kadar da sizi bayağı zorluyor yani kemerle, frenle, kornayla bayağı sizi uyarıyor. Otomobili kullanırken bu içerideki sürüş deneyimini etki eden ve beni şaşırtan bir detay da geri görüş kamerası oldu. Aslında genelde bu tip otomobillerde çok daha iyi seviyelerde geri görüş kameraları bekliyorsunuz. Superb'de kullanılan geri görüş kamerası belki biraz daha iyi olabilir diye düşünmeden edemedim ki bu versiyonda 360 derecelik görüş desteği öndeki kameranız ve diğer park asistanlarınızın da olduğunu ifade edin.
sürüş dinamiklerini müsaade ederseniz ben iki kısma ayırmak istiyorum. Çünkü otomobil bir kısımla biraz daha segmentinin altında gibi hissettirirken bir yüzüyle, madalyonun diğer bir yüzüyle de gerçekten uzun yolculuklarda sizi şu an gördüğünüz gibi yüzünüzü güldürecek bir performans sergiliyor. Önce şehir içi kullanımlarından başlayalım. Daha doğrusu doğrudan süspansiyon sistemiyle ilgili sizlere burada bir geri bildirim vermek istiyorum. Otomobili şehir içerisinde kullandığınız zaman bu tabii ki haliyle yoğun kasisli, nispeten bozuk yollara girebildiğiniz sürüş deneyimlerini de beraberinde getiriyor. Burada süspansiyonların gereğinden fazla sert olduğunu, otomobilin içerisine gereğinden fazla yansıtma yaptığını hissediyorsunuz. İşte o Lorin Clement'le birlikte gelen dinamik şasi kontrolünü ve süspansiyon kombinasyonunun ne derece bu otomobilin karakterini değiştirdiğini, ne derece premium'a yaklaştırdığını merak ediyordum. Şu an mesela bir kasisten geçiyoruz. Burada kontrollü geçerseniz tabii ki biraz daha işi kontrollü şekilde atlatabiliyorsunuz ama ani durumlarda rahatsız edici olabiliyor. Ama gel gelelim ki otoyola çıkarsanız, otoyol dinamiklerinde süper bir kullanırsanız ki D segment otomobillerin gerçekten en kuvvetli yönlerinden bir tanesi budur. Dışarıda yenilenen tasarımla birlikte otomobilin geldiği yeni verimli tasarım karakteriyle birlikte 0.23'lük sürtünme katsayısında etkisiyle muazzam rafine bir otomobil deneyimi yakalıyorsunuz değerli izleyiciler. Superb özellikle yani 150 km/saat gibi yasal limitlerin bile yerler üzerine çıktığınız sürüşlerde sizi otobanda muazzam derecede mutlu ediyor. Yeni Superb'in geldiği limitleri anlama noktasında onun ait olduğu topraklardayız, neredeyiz yani? Otoban sürüşündeyiz. Bu otomobilin gerçekten çok daha anlamlı olduğu, işte D segment, belki de üzerinden kullanıcıları çekme konusunda elinin en kuvvetli olduğunu düşündüğüm noktadayız. Fark ettiyseniz videoyu 120 km/saat hızla başlattık. Çünkü bu otomobil gerçekten otoban limitlerinde kendini buluyor değerli izleyiciler. Bunu şu anda birlikte görüyor olacağız. Öncelikle bu otomobilin 1.5 litrelik mild hybrid versiyonunda olduğunu tekrar hatırlatayım sizlere. Yani 150 beygir güç ve 250 Nm'lik tork kombinasyonuyla geliyor. 48 volt desteğini büyük oranda aslında yakıt ekonomisinde hissedebiliyorsunuz. Şu anda örneğin 80 km'lik neredeyse tamamı otoban sürüşü olan ve 130 km/saatin altına neredeyse hiç inmediğim bir sürüşten bahsetmek mümkün. Ve ortalama tüketimimiz 6.9-7-7.5 litre aralığında gidiyor geliyor. Bu da takdir edersiniz ki muazzam bir rakam ve o dış tasarımda sizlere bahsettiğim elegantlaşmanın etkilerini burada verimlilikte alıyoruz. Çünkü 0.23'lük sürtünme katsayısını gerçekten göz ardı etmeyin değerli izleyiciler. Bunun elektrikli otomobillerde ne kadar önemli olduğunu her zaman konuşuyoruz. IONIQ 6 testinde IONIQ 5'e göre elde ettiğimiz veriler zaten bunu bize günlük hayata ne kadar yansıdığını göstermişti. Ben Superb'in burada sürüşüne ciddi oranda etki ettiğini hissediyorum. Bu hem otomobilin verimliliğinde kendisini hissettiriyor hem de şu an kullandığımız limitlere baktığınız zaman 130 km/saat, yani hatta biraz daha yukarı çıkalım birlikte. Şu anda 150'ye sabitledim hızımı. Şu anda bile otomobilin içerisinde gerçekten çok üst seviye bir otomobilde gidiyormuş gibi, yani gözlerimi kapatıp bu otomobili bu limitlerde kullandığım zaman izolasyonuyla, rafinasyonuyla, rüzgar yalıtımıyla, yol sesiyle, yol gürültüsüyle tüm paketlemede gerçekten çok başarılı. Geldiği seviye Superb'in kelimenin tam anlamıyla takdir edilesi. Bu tabii ki sizin performans beklentileriniz olan bir otomobil olacak haliyle D segment kullanıyorsanız ama şu anda Mercedes E serisinde bile vergilerden ötürü 1.5 litrelik benzinli motorların kullanıldığını düşündüğümüzde Superb'in 9.2 saniyelik bu kombinasyonda 0-100 değerine sahip olduğunu, maksimumda 225 km/saatlik hız limitiyle geldiğini hatırlatmamız lazım. Ama tabii ki bu otomobilde çok da böyle kötü bir performans olduğu anlamına gelmiyor. Şuradan sürüş profilimizi bir sportif yapalım ve sportta bu otomobilin ne kadar geri bildirim verebildiğine bir bakalım. Şu anda 120 ile gidiyoruz. Bir sollama isteğimizde tam gaz çıkalım bakalım. 130 olduk. 140 olduk. Burada tabii rampa çıkmamızın da bir etkisi var. Onu da ifade edelim. 160 olduk. 170 olduk.
180 olduk. Rampayı bitirdikten sonra tabii biraz daha canlanıyor. 190 oldu. Burada kısa üst limitlerde deneyimlediğimiz dinamiklerde de otomobilin direksiyon tepkilerinden ve stabilitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sürüş kalitesinin de haliyle kıymetli noktalar arasında. Ben bu otomobili virajlarda da biraz zorlamayı uygun gördüm. Ve direksiyon tepkisinin genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Yani limitlerine geldiği zaman, yani kafadan kayma hissiyatını size aktarması, otomobilin nerede kopacağını hissedebiliyorsunuz. Hissiz bir direksiyon olduğunu tam olarak söylemeyeceğim. Ve ağırlık transferinin de bu noktada iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bir sedan segmentine, D sedan segmenti için hiç fena sayılmaz. Superb D segmentinin de getirisiyle birlikte 66 litre gibi benzin deposu hacmiyle geliyor. Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğu için siz bu otomobille 1000 kilometre, tek depoda 1000 kilometre gibi verileri görebiliyorsunuz. Nitekim benim fabrika verilerini kontrol ettiğimde bu 1,5 litrelik benzinli motor, mild hibrit destekli benzinli motorda 5,5 litre dolaylarında fabrika verisi söz konusu. Ben şu anda 500 kilometrelik sürüşü geride bırakıyorum ve genel ortalamama baktığım zaman 7,5 litre, 7,8 litre arasında bir ortalama görüyorum. Bu çok böyle iktisadi gitmek isterseniz değerli izleyiciler, 7 litrenin de altına düşüyor, onu kolaylıkla söyleyebilirim. Eğer kafanıza takarsanız ben bu otomobille az yaktırmak istiyorum diye, bunu yapabilirsiniz. Size bunu sunuyor. Ama çok yoğun bir trafiğe, işte İstanbul trafiğine girerseniz, böyle bir senaryoda bu otomobili kullanırsanız, yani turbo otomobillerin yine esnek kullanımı burada karşımıza çıkıyor. 9-10 litreler arasında gezmeniz, daha da yukarısını da görmeniz şaşırtıcı olmayacak ama Superb'in burada ortalamada 1660 kilogramlık bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Bazı versiyonlarda biraz daha aşağıda konumlanıyor ama işte motor yükseldikçe, hacimler yükseldikçe daha da yukarı çıkıyor. Ben ortalama olarak 1660 kilogram olarak bu otomobili söyleyebilirim. Bu dinamiklerde böylesine büyük bir otomobilde, D segment bir otomobilde bunları düşündüğünüz zaman 7 litreler, 8 litreler, 9 litreler bence çok şaşırtıcı değildir ki iktisadi kullanmak isterseniz dediğim gibi bu otomobil size bu imkanı da sağlayabiliyor. Bu otomobil gerçekten premium'a bir kala noktasında, sizlere videonun başında da ifade ettiğim gibi söz konusu otoban olduğunda kendisini buluyor. D segment seviyeden beklediğiniz nitelikleri otoban tarafında verebiliyor. Tabii ki daha üst seviye motorlarla burada biraz daha farklı deneyimler yakalayabiliyorsunuz ama premium'a bir kala düşüncesini zihnime yerleştirdiğimde hiç fena değil demek geliyor içimden. Superb'e bakınca Superb'i görüyorum. Superb'e bakınca Skoda'yı görüyorum. Aslında ne kadar basit bir cümle, öyle değil mi? Ama bir o kadar da kıymetli. Kimlik karmaşası yaşayan onlarca otomobilin içerisinde Superb adeta taze bir nefes gibi. Bildiğimiz sokaklarda yürümenin verdiği rahatlıkla yolumuzu kolayca bulduğumuz standartlar bunlar. Limitleri yukarıya taşırken ille de yoldan sapmanın gerekmediğinin göstergeleri. Bu da basitliğin başarısı olsa gerek.